Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Dayım. Hoş geldiniz. Bulduk dayım. Hoş geldik. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İyi dayı, ne yapalım? Haydi devam. Nereden böyle? Seni geldik ziyaretine. Hoş geldin. Kümes temizlemeye geldin değil mi? Tabii, kümes temizlemeye geldik. Bu iş temizlikten başlar. Aynen öyle. Bu işin pisliğini görmeden temizliği yok öyle. Eziyetini çekeceksin, bedelini ödeyeceksin. Zaten herkes burççu oluyor da, bu emek vermek var ya. Dayım Mustafa Bıçakçı, Türkiye'de daha doğrusu dünyada diyelim, tanınmış, nam yapmış burççularda. Avrupa'da da burççuları var. Yıllar önce Avrupa'ya gitmiş. 10 sene, 15 sene önce bir tane erkek gitmiş kuşlarından. İnsanlar yıllar sonra hala aynı kuşu konuşabiliyorlar. İşte dayı senin kuşlarından bize bir tane geçti de onun altından da bunu aldık, şunları uçuruyoruz diye teşekkür edip Allah razı olsun diyen insanlar var. Türkiye'de ayrıyeten zaten her memlekette aşağı yukarı değil mi? Değerli üyeleri, az önce de bahsettiğimiz gibi Mustafa Bıçakçı dayımızın yanına geldik. Her taraf bina olduğu için pek kuş uçurma imkanı olmuyor ama yıllardır bu işi yapan üstadlarımızdan bir tanesi, ilk üçe girebilecek değerli bir büyüğümüz. Kendisine şimdi merak ettiğimiz bazı sorular var, onları yönelteceğiz. Sen bu işe nasıl başladın, nasıl başlanır, nasıl yapılır veya kaç yaşlarında başladın? Vallahi ben bu işe 6-7 yaşımdaydım. Evde benim büyük abim kuş besliyordu. Ondan dolayı bize geçti. O bıraktı, biz devam ettirdik. Yaklaşık yaşım 59, 53 evet. Senedir ben bunun elimde yani. 2 sene askerliği çık. Peki o an içinden ne geçti mesela? Abin kuş besliyor, ya, sen daha çocuksun. Çocuğuz işte, onlarla meşgul olurken. Top oynamadın, misket ya, oynamadın. Yok, topuna mopuna bizim işimiz yok. Bizim işimiz onu o kuşlarla meşgul olurken, biz de onların yanında falan filan derken bize bu hastalık bulaştı. İyi bir hastalık. Bu kuş işine başladıktan sonra kötü alışkanlıklardan vazgeçildiğini düşünüyorum. Mesela kahve alışkanlığı. Yok, gitmem. Gittiğimiz gidecek zaman fırsatın olmadı da olmadı. Fırsatımız da olmadı. Gitmem yani. Bardı, pavyondu. Yok estağfurullah. Kesinlikle. Yok, yani yok. Her türlü kötü alışkanlıktan uzak. Yok mesela. Yok. Evet. Hiç bar pavyon kapısı nereden açılır, nereden gelir, nereden... Okul yıllarımızda tabii canım cam kenarında oturduk sürekli. Gözümüz havada. Aksaklıkları oldu. Bu bir tutku ya. Değişik bir hastalık demem ben buna. Bu bir tutku ya. Aynen onu bu ben bir de aşk yani. Hastalık değil. Ha. Çünkü hastalık olsa ya öldürür ya geçer. Ya aşk bu yani. Bunun, heves olsa biter. Bunun anlatımı çok kolay çok zor. Bak çok kolay çok zor diyor. Şimdi dayım kümesinden biraz bahseder misin? Ne tarz kuşlar var? Kümes de benim ağırlıklı Arap'tır. Maddi manevi değerleri nedir bu kuşlarının? Ya maddi değeri ölçülmez işin özü. Evet. Ama manevi değeri de büyük bunun. Manevi değeri bende çok büyük. Manevi değeri büyük olmasa bu sevda biraz artık şimdi maddiyat istiyor. Maşakkat istiyor. Zamanın çok geçiyor bundan. Mesela bende kuş fazla. Emeklisin. Emekliyim. Bunun manevi değerine geldim mi bunun tartışması olmaz. Evet. Benim evdeki çoluğum çocuğum gibi bunlar. Kümesinde salmaların var. Var. Her sene belli kuşları eşleştiriyorsun. Aynı. Toplamda ne kadar kuşun var? Toplamda benim var? Net olarak damızlık 50 tanedir ama yılda çoğalır yani bu. 50, 100'ü geçtiği olur. 50 tane, 60 tane. Zaman zaman biz de şahit oluyoruz. Evet. 100-150 değerini veren, kıymetini bilen. Bu iş böyle. Değerden bana. Ziyade bir de kıymetini bilen de var. Tabii. Değil mi? O da önce bir kuş tutmayı bir öğrenecek, bir gösterecek bana kuş İnsan nasıl. İnsanda para var ama durabiliyor mu? Kuştan anlıyor mu? Ona da yok. Evet. Onlar o da çok önemli. Ona da yok. Evet, Ala Türkiye ailesinin değerli üyeleri. Bugün Mustafa Bıçakçı dayımızın yanındaydık. Kuşlarıyla ilgili bir röportaj yaptık. Bu videolarımızın devamını istiyorsanız Ala Türkiye YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyoruz.